Mustafa Hoca'ya da sor. Kesinlikle garanti verir. İnanılmaz repertuar yaparım. İnanılmaz. Diyorum ki ben diyorum bu sene diyorum Sezen şarkıları okuyacağım diyorum açık havalarda. Herkes Sezen şarkılarını aldı. Halbuki ben Sezen şarkıları okumayacağım. Seni gidi gidi ters manyel ha. Bütün sırlarımı da açıklattırdın bana yemin ederim vallahi. Bu sene başka bir şeydi. Bu sene ne şarkısı? Bu sene çok güzel. Bak kaçırırsan çok pişman olacaksın. En son Harbiye sahne şeyde açık havada kaçta Armağan 130 kişi miydik sahnede? Orkestra, dansçılar, sahnede. Drag Queen'ler 130 kişiydik sahnede. Ne diyorsun ya? Vay be. Dansçılar dedi. Şu şeyi anlat. Ne de nasıl dans ettin o doğum gününde arkadaşının da ondan sonra zenginlikle başladı. Ya arkadaşımın doğum günü değil. Benim arkadaşımın doğum günüydü. Yani aslında arkadaşının doğum günüydü. O da sen de gel dedi bana. Hakan okay. için Amerika'da yaşıyor. Kulakları çınlasın. Anne ben nasıl geleyim? Zaten çalışıyoruz 3-5 kuruş paraya. Kaç paraya? 17.50 liraya mı çalışıyorduk McDonald's'ta saati? Ondan sonra... McDonald's'ta ne yapıyordun? McDonald's'ta çalışıyordum. Montreux McDonald's'ta çalışıyordum ben. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Evet. Tansaç'ta çalıştım. Montreux McDonald's'ta çalıştım. Su arıtma cihazında çalıştım. Hatta Bodrum'da devre mülk sattım. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Bir de o devre mülk sattığım yerde sahneye çıktım. Onu biliyorum. Sonra, o çok o şahane hikaye. Su arıtma cihazını da en çok ben satardım. Sinirlenirdi diğerleri. Beni bırakıp giderlerdi biliyorsun. Bir kere Manisa'da bıraktılar. Hayatımın en korkunç günüydü. Otoyol nereden bineceğim gideceğim. Ya, gelmeyecek o başka bir işi var deyip gidiyorlardı mesela. Yaptığın en absürt iş neydi? Hiçbir, benim için hiçbir iş absürt değil. Yani absürt değil yani. Yani alışılmışın dışında yani hiçbirimizin aklına gelmeyecek bir şey var yok, mı? Yok hep şey? Alışılmış şeyler. İşte kağıt dağıttım bilmem ne falan. Pazarlamacılık, garsonluk, işletmecilik. Her şeyi yapmışım hemen hemen. Evet her şeyi yapmışsın. Dansa gelelim. Dansa da işte o gittik o doğum güne. Ben de öderim senin paranı deyince ben de gittim eğlenelim diye. Ama o zaman tabii ki genceciyiz de içki miçki içtiğimiz yok. Bir portakal suyu parası ödeyeceğiz. Ay yok İzmir'de şey çok modaydı. Vişne soda parası ödeyeceğiz. Ondan sonra çalıyordu. Şarkıları da çalınca kalktım oynadım. Adamların da bu dansözle ilgili problemler. Natalie Baratta ismini de söyleyeyim. Yok artık ama ondan sonra dediler ki yılbaşında çıkar mısın? Ben ne yapayım? Hakan bayağı oradan atladı. Oriental... Paraya ihtiyacımız vardı. Hakan tabii çıkar bilmem ne falan diye. Hakan hemen halletti onu bilmem ne. Gittik sonra ne yapacağız? İşte oradan bir tane etek bul paçalarından kes birleştir. Üstünü bilmem ne yap. Bir zenne kıyafeti yaptık bize. Basit bir zenne kıyafeti. Şaka diyorsun. Öyle dans etmeye başladım. Ama güzel dans ederdim ben ha. Hala İnanılmaz. Güzel ya, dans işte ederdim değil mi? Kıvrılıyorum falan filan yani. Sanki dans da olgunlaşıyor gibi seninle beraber. Biraz daha böyle. Ben bazen böyle sahnede sahne yaparken içimden böyle olan diyorum. Şimdi bir şöyle dans edeyim şuradan şuraya gideyim böyle. Gidip yarı yol ne yapayım ayol deyip vazgeçiyorum tekrar yerim. Ay ne güzel olur. Neden yapmıyorsun? Yapıyorum dans ediyorum. Geldiğinde. Gelip izlemediğin için bilmiyorsun. Hayır öyle yani içinden geldiği gibi öyle bu bir. Bu kısmı geçmedin değil mi? Gelip izlemediğin için bilmiyorsun. Ay, duymazdı ben de senin gibi yapıyorum. Evet. Çabuk öğreniyorsun Sabahacığım. Öyle zeki bir insanın yanında olunca artar ya zeka seviyende. Ay canım benim sen zaten çok zekisin. Ama o çok önemli bir şey biliyor musun? Gerçekten bak şimdi kimseyi şey yapmak için değil de etrafımızdaki insanların çoğu belli bir seviyede. Ben çok zekiyim demiyorum. Tabii ama ki pratik yani. Zeka olarak da pratik zekalıyım. Kendimize yetecek kadar bir zekamız var diyelim. Ama böyle senden daha üst zekada birisiyle beraber olunca bir anda orada titreşmeye başlıyorsun. Bu herkes için geçerli. Bir tek benim için değil. Öğrenebileceğim bir şeyler olan insanlarla birlikte gez yani. Çünkü bir süre öğrettikten sonra bir süre sonra bu şey gibi ısı akışı gibi. Termodinamik diyorlar buna. Ve maddeden maddeye ısı akışı. Boruya doğru gidiyorum farkındaysan. Boru nasıl değiştirilir? Sevdiğim yere geliyorum. Boruya doğru gidiyorum. Isı eşitlendiği zaman hiçbir şey almıyor musun? Ben aşkı da öyle inanıyorum mesela. Şimdi onu sobak. Sen var ya ne cinsin sen. Şimdi aşka girecektim. Size diyor herhalde. maşallah. Aşk da öyle yani insanların birbirinden alabileceği ben ısı şöyle uzanayım. Eşitlenince. Hiç soru soracağım diye endişe etmeyeyim. Anlat bebeğim. Hayır anlat. Yani bırakmadın çünkü bak tam aşka gireceğim.
Tamam, pat diye sen kendi kendine sorun. Yanlış bir şey yapıyorum. Hayır, herhalde. Çok güzel bir şey yapıyorsun. En sevdiğim ya konu. Ya şimdi evde otursak öyle olacak. Zaten biraz daha sonra evde oturur gibi oturacağım. Evet, ben biraz öyle oldum. Bir yerimi. Ama hayır, otur rahat rahat. Eve gelir gibi demedin mi zaten? Aynen. Ben şimdi biraz daha kapatayım da. Hayır, çok güzel gözüküyor. Hiç kıpırdamıyor. Isı böyle yani birbirlerinden alacakları şey bittiği zaman aşkın da bittiğine inanıyorum. Evet. Ve o birbirlerinden alabilecekleri şey ne kadar uzun sürerse eğer, sonra yaşadıkları yıllardaki saygı ve alışmışlığın devamı gibi görüyorum.